Herkese merhaba. Yepyeni bir kitap yolculuğuna hepiniz hoş geldiniz. Hazır yaz tatili gelmişken. Biliyorum ufak ufak böyle okuma listeleri yapıyorsunuz. Kendinize yaz tatili için kitaplar seçiyorsunuz, listeler yapıyorsunuz. Ve mutlaka eklemeniz gereken, hala okumadıysanız tanışmanız gereken bir kitap seçtim sizler için. Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabı. Sabahattin Ali deyince zaten okunması gereken kitapların içerisinde mutlaka olması gerekiyor. Değişik bir yolculuk yapacağız. Şöyle aydınların dünyasına bir bakacağız. Hem o dönemdekilere hem de şimdikilere. Bazı farklılıklar var mı yok mu? Kitabı okuduktan sonra buna kendiniz karar vereceksiniz. Toplumdaki ahlak değerleri tekrar bir gözden geçireceğiz. Yapayalnız kalmış bir kadının yaşam mücadelesi, hayata bakışı, onu bekleyen zorluklar. Aşık olması, güvendiği adamın yanına sığınması bir nevi. Ama o kadar güvenip aşık olduğu adamın da bazı baskılar yüzünden, işte böyle aydın geçinen arkadaşları yüzünden yaptığı yanlışlıklar. Var içimizde şeytanlar. Bakalım Sabahattin Ali bizlere neler anlatmış, kimlerle tanışacağız? Çok uzatmayayım, şöyle bir gidelim. Bir vapur yolculuğunda başlıyor hikayemiz. Ana karakterimiz Ömer ile işte orada tanışıyoruz. Ömer genç, yeni aydınlardan, o dönemin yeni aydınlarından, arkadaş çevresi de öyle. Arkadaşıyla vapurda sohbet ederlerken gözü genç güzel bir kıza takılıyor ve tanışmak için yanıp tutuşuyor. Gerçekten de vapurdan indikten sonra bazı tesadüfler, genç kızın yanındakinin Ömer'in de tanıdığı bir akrabası, bir tanıdığı olduğunu ortaya çıkartıyor. Ve Ömer de böylece genç kızımız, genç karakterimiz Macide ile tanışıyor. Tabi akraba ziyaretleri biraz artıyor. Macide ile Ömer yakınlaşmaya başlıyorlar. Macide konservatuvar okumak için İstanbul'a akrabalarının yanına gelmiş, onlarla beraber yaşayan güzel genç kızımız. Babasının gönderdiği parayla akrabalarının yanında tutkunu olduğu müzik eğitimine devam ediyor. Ömer'le de her şey güzel gidiyor derken babasının vefatıyla hayatı birden değişiyor. Çünkü babasından gelen para kesilmek zorunda kalıyor. Ve yanında kaldığı akrabaları da biraz artık mırın kırın etmeye başlıyorlar. Ve Macide, gururlu bir kız, bunlara daha fazla dayanamıyor ve bavulunu toplayıp bir gece evden gidiyor. Ömer'in yanına gidiyor. Ömer'le karı koca hayatı yaşamaya başlıyorlar. Birbirlerini çok seviyorlar, aşıklar. Lakin işte o para sıkıntısı dediğimiz şey var ya, maddi sıkıntılar Ömer'in üzerine düşüyor. Ömer de böyle çok büyük sıkıntılarla karşılaştığı zaman böyle dağ gibi durup mücadele edebilecek kadar böyle güçlü bir karakter değil. Biraz eziliyor. Biraz arkadaş çevresinin onu yönlendirmesi. İçindeki şeytan bazı yanlış işler yaptırıyor Ömer'e. Macide bu durumdan çok rahatsız. Hem Ömer'in hayat tarzından hem onun aydın geçinen o arkadaşlarından. Öyle güzel sorgulamalar var ki. Hem Macide'nin gözünden hem Ömer'in gözünden. Zayıf anlarımızda, bir sorunla karşı karşıya kaldığımız zaman o içimizdeki şeytanın bize neler yaptırabileceğini, hayatımızı sil baştan nasıl değiştirebileceğini birebir görüyoruz. Okurken çok etkileneceğinize eminim bu kitaptan. Çünkü insan analizlerinin, insan karakterlerinin çok güzel yorumlanmasıyla karşı karşıyayız. Gerçekten de o en içte, en dipte kimseye söylemediğimiz duygular, kimseye söyleyemediğimiz davranışlar, yapmak istediklerimiz, kendimizi frenlediğimiz durumlar bir anda gün yüzüne çıkıyor. Kimle çıkıyor? Ömer'le çıkıyor. Kimle çıkıyor? Macide'yle çıkıyor. Garip garip ilişkiler, garip garip olaylar. Çok garip de değil, günümüzde hala yaşanan olaylar. Hani ben diyorum yaşayan kitaplar vardır. Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabı da hala yaşayan bir kitap. Ömer ve Macide'nin aşkları nereye gidecek? Ömer'in sorgulamaları. Kitapta en fazla etkilendiğim yer
Ömer'in kendi kendini sorgulaması, olaylara bakış açısını değiştirmeye çalışması. Gerçekten de çok etkilendim ve bence kitabın en etkileyen bölümü de bu iç sorgulama. Defalarca okumak gereken, okurken de mutlaka düşünmek gereken bir bölüm. Dediğim gibi yaşayan bir kitap, Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabı. İyiliği, kötülüğü, ahlakı, aydın olmayı, aydınları tekrar bir gözden geçireceğiz. Yapayalnız kalmış bir kadının yaşadığı zorlukları tekrar göreceğiz, tekrar şahit olacağız. Ve yine üzerinde derin derin düşünmemiz gereken. Öyle güzel şeyler var ki, öyle güzel mesajlar var ki, öyle de güzel bir kurgu içinde okuyucuya sunulmuş ki. Ne diyorum? Okumadan geçmeyin diyorum. Okuma listelerinizde Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabı mutlaka olsun. Mutlaka tanışın. Yapı Kredi yayınlarından bulabilirsiniz Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan isimli kitabını. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Başka kitaplarda, başka serüvenlerde görüşmek üzere. Sevgiyle. Ama mutlaka sevgiyle kalın. Hoşça kalın.